Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok şık bir motif çalışması yapacağız. Şöyle boyutlu bir motif çalışması olacak. Yapımı da oldukça kolay. Çok farklı renklerle çalışabilirsiniz. Benim gibi birkaç tane rengi sabit belirleyerek aynı şekliyle de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi kalan ipleri de değerlendirmek için çok güzel olacaktır bu motifimiz. Evet, motifimiz boyutlu bir motif. İlk önce boyutlu olarak göbek kısmını başladık. Etrafına renklerimizi değiştirerek şöyle hafif kabartılar uygulayarak motifimizi tamamladım. Ben Etrofil Baby Can ipimi kullandım ve 2 numaralı da tığımı kullandım. Sizler dilediğiniz, elinizde olan, bulunduğunuz şehirde ulaşabildiğiniz her türlü iplerle örebilirsiniz. Çok güzel battaniyeler olmakta bu modelimizden. Bakınız çok hoş durmakta. Kırlentler, çantalar ya da nerede kullanmak isterseniz her yerde olabilecek ve durduğu her yerde çok şık görünecek bu motifimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Sizlerden minik bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz beğenileriniz ve yorumlarınızla çok mutlu olurum. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel motifimizi yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincir çekerek motifimizin göbek noktasını oluşturmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Buradaki başlangıç ipimi sol tarafa yatırıp minik yuvamın kenarına yatırıyorum ve içerisine trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir defa örüyorum, ikinciyi örmeden bekletiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, yuvaya giriyorum, bir defa örüyorum, ikinciyi örmüyorum. Zincirimizle birlikte 3 tane ilmeğimiz oldu. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve araya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak giriyorum. Bir defa örüyorum. İkincisini örmüyorum. Bu kez bakınız şuradaki devam eden ilmeğimiz olduğu için 4 tane ilmeğimiz olacak. 3 tane trabzan, bir de zincirimizi yürüttüğümüz. İkinciyi bir defa doluyorum. Bir defa alıyorum. Bir defa dolamıştım. Şimdi 4 tane ilmek oldu. Bir defa doladık, birerini ördük. İkinci örmeyi ise tek seferde hepsini aynı anda yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra yine ipimi araya alıyorum. 3 tane 1 doluyorum. Birini örüp birini beklettiğimiz trabzanlarımızı örüyoruz. Üçüncüyü de ördüm. Tek seferde çektim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Dördüncü ve son grubumuzu da yapalım. Dördüncü ve son grubumu da yaptım. 3 tane de zincirimi çektim. Başlangıçtaki birleşme noktasının bulunduğu yere geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra motifimin göbek kısmını örmüş oluyoruz. Şöyle görelim. Birinci rengimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci sıramız ve ikinci rengimize geçebiliriz. Krem rengimi aldım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Ve ipi kopardığım yerden değil başka yerden örmeye başlıyorum. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Aynı yerde her ikisini de gizlemek biraz kabarık olacak ve motifimizi şık göstermeyecek. Onun için şöyle biraz geriden başladığımız zaman her rengi kendisinde gizleyeceğiz. Yani birer birer gizlemiş olacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayıp giriyorum. 1, 2. 2 tane trabzanımı ördüm. Araya 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tığımın başını tekrar doluyorum. Şu şekilde. 3 defa trabzanımı örüp tek seferde çekmiştik. Onun beline şöyle yandan giriyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle üst kısımdan şöyle giriyorum. Bir tane kabartılı trabzanımızı örüyorum. Tekrar zincir içerisine geçiyorum.
2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan köşemizi oluşturuyoruz. Sonrasında 3 tane aldığım trabzanı yine yandan giriyorum. Dışa kabartılı bir biçimde bir tane ikili trabzanım örüyorum. Yine köşemizi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örelim. Buradaki fazla ipimizi gizleyerek motifimizin sonuna doğru ilerleyelim. Buradakini yandan giriyoruz. Burada da trabzanlarımızı örerek ilerletiyoruz. 4 köşemizin 4'ünü bu şekilde ördüm. Şimdi en son zincir çekmeden başlangıçtaki zincirden oluşan trabzanımın tepesine batıyorum ve ipimi buradan alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekerek ikinci renk ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Üçüncü renk ve üçüncü sıramıza başlamaya hazırız. Üçüncü sıramıza şuradan başlıyoruz. Bir tane yandan girerek ördüğümüz bölüm vardı. Bakınız, iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızın yanındaki bölüme. Hemen buraya yandan giriyorum. Yine yandan bir tane sık iğne örüyorum. Hemen trabzanımın yanındaki boşluğa bir tane sık iğne daha örüyorum. Burada bir tane kabartıya, bir de yanına iki sık iğne oldu. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yine yandan şu şekilde ilk trabzanımın belinden giriyorum. Bunu tek seferde çekiyorum. Tekli trabzan örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Boşluğa giriyorum. Tek seferde örüyorum. İki sık iğne, iki tane başını bir defa dolayıp tek seferde çektiğimiz tekli trabzanımızı ördüm. İki zincirimizin hemen yanındaki trabzana bir defa başını doluyorum. Yine yandan giriyorum. Burasında köşe oluşturacağımız için burayı iki defa da alıyorum. İkili trabzan ördüm. Bakın, ikinci ikili trabzan ördüm. Şimdi ortaya giriyorum. İki tane ikili trabzanımı düz bir şekilde zincirimin altından girerek örüyorum. Köşemizin şu an tam ortasındayız. Bakınız, buradan sonrası yapacağımız bölümde şimdiki yapmış olduğumuzun aynasını yapacağız. Yani aynı tersten bu tarafa doğru gideceğiz. Önce iki tane zincirimi çekiyorum araya. Bakın, burada en son ne yaptıysak sondan başa doğru devam edeceğiz. Ara boşta iki tane trabzan örmüştüm. İki trabzanımı örüyorum. İki tane ikili trabzanımı ördüm. Boşluğun içerisine iki zincirden sonra. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Yandan girerek ördüm, bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ara boşluğa batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekli trabzanımı örüyorum. Bakın, burada yapmış olduğum işlemin tersine doğru yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Trabzanımı tek seferde tekli trabzan şekliyle örüyorum. Ve ortada çiçeği topladığım trabzanımı görmekteyim. Bunun yanına hemen bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve kendisine şu şekilde girerek bir tane sık iğnemi örüyorum. Bakın, ayna şekliyle köşemizin ilkini yaptım. Daha açıklayıcı olması için şimdi diğer tarafa doğru da ilerleyelim. Sık iğnemi ördüm. Buradaki toparladığım çiçeğin tepe noktasına. Hemen yan boşluğa ikinci sık iğneyi örüyorum. Ve hemen yandaki trabzana tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Tek seferde tekli trabzan. Tekrar başını doluyorum. Boşluğun içerisine batıp tek seferde çekiyorum. Tekli trabzan. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin hemen yanındaki trabzanımı ikili olarak örüyorum. Yandan girip 1 ve 2. Ve zincirimin içerisine girerek köşemi oluşturuyorum. 2 tane trabzanımı normal bir şekilde örüyorum. Evet, yaptığım bu işlemin aynı şeklinde karşısına yansıtıyorum. 1, 2 zincirden sonra yansıtma işlemimi yapıyorum. Boşluğa 2 trabzanımı örüyorum. İkili 1 ve 2, bakın çok çok kolay, ayna yansıtıyoruz. 2. Tığımın başını doluyorum. Trabzanıma yandan girip ikili trabzanımı örüyorum. Burada başlangıçta yaptım. Burada da bitişten başlangıca doğru geliyorum. Tığımın başını doluyorum.
Ara boşluğa girerek tek seferde çekiyorum ve tekli trabzan. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın belinden giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Ve hemen yanına bakın. Şurada çiçeği topladığım yanına bir tane sık iğne. Çiçeğimin yanından girip bir sık iğne örüyorum ve köşelerimizi bu şekilde bitiriyoruz. Evet, köşemizi tamamlayalım ve şu noktada yeniden birlikte olalım. Sık iğnemizin yanına kadar geldim ve hemen buraya bir tane sık iğne örüyorum. Arkadan ipimi yürütmüştüm. O görünüp yanlış anlaşılmaya fırsat vermesin. Hemen onu bir alayım. Evet, bakın. Başını bir defa dolamıştım. Şimdi sık iğne, sık iğnenin yanına sık iğnemi batıyorum. Ve başlangıcımın üzerine girerek batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi de çektikten sonra mavi rengimizde işlemimizi çok güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Tekrar rengimizi değiştiriyoruz. Şöyle ipimi kestiğim yerden yapmıyorum. Şöyle çeviriyorum, epey uzaklaşıyorum. Şu köşeden itibaren örmeye başlayalım. Köşelerimizi görmekteyiz. Bakınız, iki tane trabzanımızı ve iki zincirimizi çekmiştik. Hemen buraya giriyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra şu orta kısımda, göbek kısmında çalışmış olduğumuz işlemin aynını tekrar edeceğiz. Ama nerelere tekrar edeceğiz? Şöyle kabartılı olarak almış olduğumuz 1, 2, 3, 4 ve 5 tane bölümümüze kabartılı olarak çalıştığım her bir bölümün üzerine girerek birer orta göbekteki tomurcuklarımızdan öreceğiz. Hemen başlayalım. Bakınız, ilkine giriyorum. 5 zincirimi çektim köşeden. 1. İkincisini örmüyorum. Aynı yere batıyorum. 1. İkincisini örmüyorum. Bir defa çekiyorum. İkincisini örmüyorum. Toplamda zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız, 4 tane ilmeğimizi tek seferinde çekiyorum. 1 ve 2 diyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. İkinci kabartılı bölüme geçiyorum. 1. Aynı yere giriyorum. 2. Tek sefer örüyorum. İlmeklerim tığımda toparlanıyorlar. Toplamda 4 tane ilmeğim oldu. Hepsini çekiyorum. 1 ve 2. Diğer kabartılı bölümlere de tomurcuklarımızı çalışalım. Tığımın başını doluyorum. Tepe noktasına giriyorum. 1. Başını doluyorum. Birini örüyorum. Başını doluyorum. Üçüncü ve sonuncuyu örüyorum. Dört ilmeğimi gördükten sonra 1, 2. Giriyorum kabartılıya. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. 1 ve 2. 4 tane tomurcuğum oldu. Beşinci ve son tomurcuğumu örüyorum. 1, 2, 3. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Buraya köşeye geleceğim için 2 tane zincir çektiğim bölüme gelip 1 tane sık iğnemi örüyorum. Ve köşemizin bir tanesini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Her kabartanın üzerine bir tane tomurcuğumu çalıştım. Yandan 5 zincirle geldim. Eliniz sıkıysa, yani eliniz sıkıysa 5 rahat olmakta. Gevşekse 4 de çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim buradan. Tekrar ilk kabartımın tepesine geçiyorum. Bir defa dolayıp aynı yere 3 tane trabzanımızın birincisini örüp ikincisini ise toplu kapatıyorum. 1, 2. Bütün köşelerimizi örelim. Tomurcuklarımızı yaparak geldim. Her köşemizde 5'er tomurcuğumuzu ördüm. Aralara 5'er zincirimi çektim. Ve en son 5 zincirimi çekip başlangıç noktasına geliyorum. Ve bu sıramızı da bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4. sıramız da bitti. Buraya kadar gayet rahat ve kolay olduğunu gördük. Bakınız, çok zevkli. Evet, şimdi ilk başlangıç noktama geçiyorum. Şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Ve yeni rengimize ve yeni sıramıza hazırız. Şöyle görelim.
Domurcuk domurcuk gayet güzel oldu. Yeni rengimize başlıyoruz. Yeni rengimizle birlikte şöyle hafif bir potluk var. Bakınız bu potluk yeni sıramızda tamamen kaybolacak. Evet, şimdi ilk birleşme noktasına şu şekilde yandan giriyorum. Bir tane zincirimizi çekip düğüm attıktan sonra yandan girip buraya bağlanıyorum. Bu şekilde bağlandım. Hemen boşluğun içerisine 5 tane zincir çekmiştim. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğnemi ördüm. Sonrasında tomurcuğun beline şöyle yandan giriyorum. Bir tane sık iğne. Araya batıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar tomurcuğumun beline yandan girerek bir sık iğne. Araya bir tane sık iğne. Yandan giriyorum. Sık iğnemi örüyorum. Araya bir sık iğne. Bir tane yan tomurcuklarımıza yandan giriyoruz. Araya tabii ki dikey olarak giriyoruz. Yandan buraya 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4. Şöyle görelim. 4 sık iğnem bittikten sonra yandan giriyorum. Sık iğnemin aşağıdaki mavi sık iğnemi. Buraya da bir tane sık iğne. Yine 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tomurcuğumun yandan aynı bu şekilde bu köşedeki yaptığım işlemin tamamını yapalım. Şu noktaya kadar ilerleyelim. Sıramızı tamamlayarak geldim. Sık iğnemin hemen başındayım. Yine krem rengimizle devam edeceğimiz için ilk başlangıçtaki sık iğnemin tam ortasına giriyorum. Tığımın başını, bakın ipimi alıp çıkarıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi burada bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki örmüş olduğum sık iğnelerimin birer birer tepesine batıyorum. Bir tane bu tepe, 4 tane araya örmüştük. Toplamda 5 tane sık iğnemiz vardı. Bütün sık iğnelerimi ördüm. Toplamda 5 sık iğnemin tamamını ördükten sonra bir İki defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü tomurcuğumun tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve ikişer ikişer çekiyorum. 1, 2. Sonuncuyu kapamıyorum. Tekrar 1, 2 defa doluyorum. Tepe noktasına giriyorum. 1, 2. Şöyle yapalım bakınız. 2 defa doladım. Tepe noktasına batıyorum. 1, 2. Hepsini aynı anda kapatıyorum. İkişer dolayarak yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Aynı yere girerek 1, 2. Birinciyi bekletiyorum. İlk trabzanım ikincinin gelmesini bekliyoruz. Yeniden giriyorum. 1, 2, üçüncüyü 3 ilmeğim olduğu zaman çekiyorum. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. İki defa dolayarak aynı yuvaya giriyorum. Bu işlemimi 5 defa tekrar ediyorum. Hepsini aynı anda örüyorum. Bir tane zincirimi hemen çekiyorum. İki defa doluyorum. Araya bir zincir, beşinci ve son grubum. 1, 2, 3, 4. 2 doladım. Son grubumu da örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci grubum tamamlandı. Şimdi buradan sık iğnemizle ilerliyoruz. Beşinci ve son trabzanımızı buradaki yaprağımın üzerindeki sık iğneme batıyorum. Ve birer birer sık iğnelerimin üzerine batarak yeni sık iğneler örerek sıramı tamamlamaya çalışıyorum. Hepsinin üzerine batıyorum. Birer birer. Şuradaki sık iğnemi tam alamadım. Hemen dönüyorum o yüzden. İpim yarımlanıyor.
Evet, tomurcuğumun tepe noktasına kadar geldim. Tekrar bir iki defa başını doluyorum. 1 2 3. Üçüncüye batıyorum. 1 2 bekletiyorum. İkinci kez doluyorum. 1 2 hepsini aynı anda çekiyorum. Araya bir tane zincir ve şuradaki işlemimizi tekrar ediyoruz. Burada ikişerden aynı anda çektiğimiz 5 tane trabzan grubumuz ve aralarda sık iğnelerimizi örerek bu sıramız bu şekilde tamamlanacak. Son sık iğnemi de örüyorum. Bakın geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra iki sıra örmüş olduğumuz krem renkli sıramızı da motifimizi de tamamlıyoruz. Bir zincirimi çekerek düğümümü attım. İpimi burada kesmiştim. Aynı köşeden başlamıyorum. Daha uzak noktadan başlamayı tercih ediyorum. Şurada sık iğnelerimiz vardı. Bakın sık iğnelerimizin bir ve ikincisine batıyorum. Şuradaki bakın. İkincisine şu köşemizi saydıktan sonra bir sık iğne, ikinci sık iğneye girerek bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir sık iğnemizi ördükten sonra başını doluyorum. Yanındaki sık iğneye de tek seferde tekli trabzan şeklinde örüyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki ilk tomurcuğa gelerek bir tane ikili trabzanımı burada örüyorum. Burada köşemizin yükseltilerini ayarlayacağız. Daha sonra başını doluyorum. Ara boşluğa iki tane tek seferde çektiğim trabzanlarımı örüyorum. Bakın kafanız hiç karışmasın. Bir tane sık iğne ördüm. İki geri çekildikten sonra hemen yanındaki ikinci sık iğneye bir defa başını dolayıp tek seferde çektim. İlk şöyle ki grubumuzun, yaprak grubumuzun ilkinin başını yandan girdim. Tığımın da başını dolamıştım. İkili trabzanımı ördüm. Arasına ise başını dolayıp tek seferde çektiğim iki tane trabzanımı ördüm. İkinci yaprağımıza ise yandan giriyorum, başını dolamıyorum. Bakın sadece sık iğne örüyorum. Buradaki yükseltimizi ayarlıyoruz. Sadece sık iğnemi ördüm. Tığımın başını dolayarak araya iki defa tek seferde çektiğim trabzanlarımı örüyorum. Şimdi üçüncü yaprağımızdayız. Üçüncü trabzanımız motifimizin tam tepe noktası ve köşe noktası olacağı için buraya köşe çalışmamızı yapacağız. Tığımın başını doluyorum. Şöyle giriyorum. Üçüncü bakınız tam köşe noktamız olacak. İkili trabzanımı örüyorum ve buraya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Köşe olacağı için aynı yere yani üçüncüye yandan yeniden giriyorum. Bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve ilk köşemizi bu şekilde. Trabzanımın hemen yanına iki defa başını dolayıp tek seferde çektiğim trabzanımı örüyorum. Dördüncü yaprağıma şöyle yandan giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Başını doluyorum. Bir, başını doluyorum. İki. Son yaprağımıza ise başını doluyorum. Yandan giriyorum. Bir, iki. İkili trabzanımı örüyorum. Hemen ilk sık iğnemin üzerine başını doladım. Tek seferde çektiğim tekli trabzanımı örüyorum. Diğer köşemize bir sık iğne kalana kadar aradaki bütün sık iğnelerimin üzerine birer sık iğne örerek ilerliyorum. Hepsine birer tane. Evet, bir tane sık iğne kaldı. Hemen onun yanına da şöyle bakınız bir sık iğne kalmıştı. Başını doluyorum. Tekli trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzanımı örüyorum. İlk yaprağıma 1 ve 2. Ara boşluğa giriyorum. Başını bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum. İkinci yaprağıma altından girip sık iğnemi örüyorum. Başını dolayıp tekli trabzanlarımı yapıyorum. İki tane ara boşluğa. Başını doluyorum. Tam ortadaki köşe oluşturacağımız bölüme yandan giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. İki zincir çektikten sonra yeniden yandan girip bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve ikinci köşemi de bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Araya iki tane tekli trabzanımı örüyorum.
Dördüncüye yandan girip sadece sık iğne örüyorum. Yükseltiyi ayarlamak için yapıyoruz bunları. Tekrar iki defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum ve son olan yaprağıma ise trabzanım ikili olarak örüyorum. İlk sık iğneme gelerek bir defa başını doladım. Trabzanımı tek seferde çekiyorum ve bu şekilde iki tane köşemizi de oluşturmuş oluyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Köşelerimizi ayarladım. Aradaki sık iğnelerimi ördüm. Son sık iğneme geldim. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip son sıra olarak örüyorum. İsterseniz trabzan örebilirsiniz. İsterseniz yine sık iğne ya da tekli trabzan şekliyle örebilirsiniz. Ben şu şekilde bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Birer birer hiç atlamadan zaten zeminimizi hazırladık. Aynı renk devam ettiriyorum. Tabii motifin çok büyük olmasını istemiyorsanız bu şekliyle de bırakabilirsiniz. Zincirimin olduğu yere geldim. İki tane trabzanımı örüyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. İki tane trabzan örüyorum ve birer birer bu şekilde ilerliyorum. Bütün kenarlarımızı trabzanımızla örerek bitirelim. Trabzanlarımı ikili olarak ördüm. En son trabzanımı da ördükten sonra zincirimden oluşan bölümle trabzanın arasındaki, bakın, şu tepe noktasına giriyorum, ipimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra motifimizi tamamlıyoruz ve bu harika motifimizi dilediğimiz yerlerde kullanıyoruz. Şöyle içeriye doğru da gizleyelim kalan iplerimizi. 3 boyutlu çok şık olan motifimizi de bu şekilde sizlerle birlikte tamamladık. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.